Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas Salur Mahallesi'nde hemen mahallenin üstünde havadar konumda zeytinliklerin, bağların olduğu kısımda 2100 metrekare bir bahçemiz var. Burası tabii köyün dibinde olduğu için imara girmiş. Vasfı bağlık yazıyor ama imarlı. Yani buraya gelip iki kat ev yapabilirsiniz. Kendinize güzel bir bahçe yapabilirsiniz. Görüldüğü gibi yolu malzeme atılmış. Hemen köyün üstünde kalıyor. Bakın burada da köyler, köyün son evleri görünüyor. Yerimiz de burası. Bakın yerimiz burası. Hemen üstünde sınırda zeytinlik. Burası da bağ. Zeytin ağaçları görüldüğü gibi oraya kadar sınır gidiyor. Buradan da yine bu kısımdaki zeytin ağaçlarının sınır oluyor. Buralar köyün bağlık alanları. Burada işte zeytindi, üzümdü, üzüm bağları var. Evet, şimdi arsamızın içerisine doğru ilerliyoruz. Burada içerisinde tabii meyve ağacı ekilmemiş. Boş bir yer burası. Ufak ufak asmalar var. Tabii yağmur yağdı. Biraz hafiften toprağımız çamur. Bakın üzüm bağları tek tük böyle var. Burada ne olur? Burada bir ev yaparsınız. Kendinize güzel bir bahçe, meyve bahçesi oluşturursunuz. Köyün üst kısmında kalması nedeniyle de o yönden de güzel. Resmi kadastro yolu zaten var. Burada imar iki kat olarak ev yapılabilir. İmarı iki kat olarak. Evet. Şöyle gösterelim. Bakın. O aşağıdaki evin oraya kadar dayanmıyor. Arada ufak bir parça var. Az böyle bir 30-40 metre ileriden bitiyor sınırımız. Böyle dikdörtgen şeklinde. Çok da dar değil. Dikdörtgen şeklinde bir burası bahçe. Evet, bakın köyün, mahallenin camisi. Köy evleri aşağıda kalmış. Burası yukarıda. Evet. Bir de şuradan göstersek nasıl olur? Şöyle manzarayı. Bakın tabii buradan çevre yolu da geçiyor. Köyün altında çevre yolu var. Mahallede sağlık ocağı var. Pazar kuruluyor. Sağlık ocağı var. Şehir merkezine 6-7 kilometre mesafede. Yakın. Ulaşım sorunu hiç yok. İstanbul'dan gelen otobüsler bile köyün önündeki çevre yolundan geçiyor. Efendim. Konum olarak çok güzel. Önceden belediyeydi burası. Şu an tabii belediyeyi aldılar. Büyükşehir olunca mahalle oldu. Büyük bir mahalle. Köyde belki 1000 hane yaşıyordur. Öyle söyleyeyim. Evet. Konum olarak güzel bir yer. Yeri de güzel. Köy mahallesi de güzel. Dediğim gibi 2100 metrekare güzel. Bakalım bu bağlığın, bahçenin, imarlı bahçenin sahibi kim olacak? Evet. Şöyle mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Gel biraz da oyalan. Oyalan, doğru. Evet, şimdi burayı satıyorsun abi. Abi satacağım. İsim neydi? Mehmet Taban. Mehmet abi. Niye satıyorsun abi? Yapamıyor musun? Uğraşamıyor musun? Ya nasıl uğraşayım ben yaşlardan bu kadar yerle? Ha, yaşlandın. Ne diyeceğim? Benim ufak bir yer olacak. Sulan sarımsak tamam, bitti. O kadar. O da evinin bahçesi. O da evin bahçesi de kocaman. İyi yani. Yapıyoruz. Anladım. İyi kötü. Hanım yaşlı. Ben yaşlı. Evet. Bitmiş bizden. Bitmiş mi? Bitmiş. Daha dur bakalım. Dinç görünüyorsun ya. Yaş kaç ya? 76. Maşallah. 76 yaşındasın. Dinçsin yani. Baksana. İyiyim şükür. İyiyim. Genç de. Adam gibisin ya. İşte. Öyle diyorlar ama değil aslında. İnsanın ruhu genç olsun. Evet tabii. Sağlığı da iyiyse. İyiyse tamam. Tabii iki dönüm 2100 metre. Uğraşmak kolay değil tabii. Tabii ya. Değerli dostlar, yerimiz burası. Güzel bir hava. Gölden gelen güzel bir hava da var burada. Hemen Manyas Kuş Cenneti de buradan. Ağaçlar kapatmış ama şu kısımda buraya böyle yüksek bir ev yapıldığı zaman gölü de görebilirsiniz. Çevre yolunu da görebilirsiniz. Evet, bakalım buranın sahibi kim olacak?
Bugünlük bu kadar. Son kez şöyle bir yeri gösterelim, sonlandıralım. Yüzümü bulutlara kaldırıp dua eder gibi mırıldanıyorum. Kuşlarla, otlarla yıkanıyorum. Rüzgarla, ilkbaharla. Güneş göz kapaklarımı ısıtıyor. Ah, güvenilmez ilkbahar güneşi. Rüyada mıyım? Gerçek mi bu? Hem var gibiyim, hem yok gibiyim. Bir güney kentinde, bir kıyı kahvesinde, başakların sonsuz salınışı, burada kendimle baş başa, ömrümü böylece tamamlayabilirim. Bir kuşu hiç dilimden öpmedim. Belki bir gün öpebilirim. Belki bir gün rüzgar olurum ben de. Eserim başakların üzerinden. Kalbim bir yaz gününe karışsın isterim. Bir kuş cıvıltısında doğmak için yeniden.